Merhaba Webtekno takipçileri, bu videomuzda sizlerle birlikte Samsung'un yepyeni katlanabilir telefonu Galaxy Z Fold 2'ye yakından bakıyoruz. Yakından bakıyorum dediğim arkadaşlar, bu basın cihazı, basınlara dağıtılan cihazlardan bir tanesi, kısa sürede olarak elimizde kalacak. Aslında o yüzden bir ön bakış gibi düşünebilirsiniz bu videoyu. Telefon bizlere neler sunuyor, neler sunmuyor, biraz onlara bakmaya çalışacağız. Şimdi bu bakışımıza neyle başlayalım arkadaşlar? Telefon katlanabilir, ekrandan, tasarımdan vesaire, bu tarz şeylerden başlamak istiyorum. 7.6 inçlik Infinity Flex Display diye geçen bir ekranı var arkadaşlar. 1768'de de 2208'lik bir piksel çözünürlüğü mevcut. Katlanabilir dinamik AMOLED bir panel mevcut burada. Aynı zamanda bu ekranımız 120 Hz'lik tazeleme hızına sahip. Fold 2'nin katlanabilir ekranı ilk Fold'a göre epey farklı arkadaşlar. Bu kez katlanabilir ekranımızın etrafını saran çıkıntılı kalın çerçeveler yok. Onun yerine biraz daha ince, birazcık daha düz çerçeveler görüyoruz. Ön taraftaki kameramız sadece delik şeklinde ve bu şekilde telefonu tablet modunda kullandığımız zaman sınırsız sonsuz bir ekran bizleri karşılamış oluyor aslında. Bir de tabii ki sadece öndeki bu tablet yok arkadaşlar. Tablet ekranı yok. Arka tarafta da bir telefon ekranımız var. Telefon ekranı olarak geçiyor. Aslında burada 6.23 inçlik Super AMOLED bir panel bizleri karşılıyor. Bunun yanında burada 1080p bir çözünürlüğümüz mevcut. Bu ekranda 120 Hz değil 60 Hz'lik bir tazeleme hızı var. Bu ekran için yeterli ama açık ekranımızda 120 Hz olması bence gayet önemliydi. Burada da görüyoruz zaten 120 Hz'i. Eski Fold'u böyle kapattığımız zaman kullandığımızda küçük, uzun ve dar bir ekran bizleri karşılıyordu. Fold 2'de bunu düzeltmeye çalışmışlar. Yine uzun ve birazcık dar bir ekran olduğunu söyleyebilirim. Ancak ilk Fold'a göre, ilk nesle göre epey geliştirilmiş bence. Şöyle bir tasarım detayı var arkadaşlar. Telefon mesela katlıyken buradaki kamerayı görüyoruz. Telefonu kapattığımız zaman da telefonun ön kamerası direkt o kameranın üzerine gelecek şekilde tasarlanmış. İlginç bir tasarım detayı diyebilirim. Z Fold 2'nin arkasına baktığımız zaman tıpkı Note 20'lerde olduğu gibi böyle dikdörtgenin içine yerleştirilmiş kameraları görüyoruz arkadaşlar. Yine bayağı bir çıkıntı olduğunu söyleyebilirim. Çıkıntıdan rahatsız olanlar burada da tabii ki rahatsız olacaklardır. Tablet modundayken telefonun bir menteşesi var tabii ki de, katlanabilir olması için tam ortada duruyor normal olarak arkadaşlar. Menteşe demişken burada önemli bir detay daha var arkadaşlar. İlk Fold'da şöyle kapattığımız zaman arada bir boşluk kalıyordu baskıyı engellemek açısından. Burada da o boşluğun biraz küçültüldüğü söyleniyor ancak yine de o boşluğu rahat bir şekilde görebiliyoruz. Aynı zamanda yine katlanan telefonlardaki en büyük sorun mu dersiniz artık? Şöyle parmağınızı ekranın üzerinde gezdirdiğiniz zaman katlanan bölgeyi çok net bir şekilde hissediyorsunuz. Telefona karşıdan baktığınız zaman parmak izi okuyucusu ekranı gömülü değil ki, hangi ekranı gömecekler, önünü, arkayı vesaire. Şimdilik bu tarz telefonlarda genelde çözümü fiziksel bir parmak izi okuyucusuyla hallediyorlar. Burada da yine telefonun tablet modundayken veya herhangi moddayken sağ tarafında fiziksel güç düğmemiz var. Oraya eklemişler. Parmak izi okuyucusunun herhangi bir sorunu yok. Gayet düzgün bir şekilde işini yapıyor. Şimdi kameralardan bahsedeyim arkadaşlar. Arka kamerayla başlayalım isterseniz. 12 megapiksellik f1.8 geniş açılı bir kameramız mevcut. Bunun yanında 12 megapiksel f2.4 diyafram değerine sahip bir telefoto lensimiz. 12 megapiksellik f2.2 ultra geniş açılı bir lensimiz mevcut. Ön kameralarına baktığımız zaman da 2 tane 10 megapiksellik f2.2 diyafram değerli geniş açılı kameralarımız var. Birini tablet modunda, birini de telefon modundayken kullanabiliyoruz. Çözünürlük olarak kağıt üzerinde gayet iyi duruyor kameralarımız. Herhangi bir sıkıntımız yok. Fotoğraf kalitesi tabii ki de herkesin artık bildiği gibi çözünürlükle doğrudan ilişkili değil arkadaşlar. Ne kadar yüksek megapiksel o kadar güzel fotoğraf çekecek vesaire gibi bir durum yok. Tabii ki de Fold 2'de buradaki en önemli detay kameraları kullanırken devasa bir ekrandan kadrajımızı ayarlıyor olabilmek aslında. Kameraları şöyle genel olarak aslında özetleyelim. Klasik Samsung kamerasının sunduğu şeyleri bize sunuyor arkadaşlar. Bir amiral gemisinden ne bekliyorsak sunuyor. Aynı zamanda şundan da bahsedelim. Pro video modu yine bu telefonda da geçerli arkadaşlar. Yine bunun dışında düşük ışıkta vesaire fotoğraf çekmek istiyorsanız gece modu yine aynı yerinde duruyor. Bunun yanında canlı odak video, işte efendime söyleyeyim, videoda stabilizasyon istiyorsanız süper dengeli modu vesaire, her şey yine telefonda yerli yerinde kamerada duruyor. Evet arkadaşlar, şu anda sesimi Z Fold 2 üzerinden dinliyorsunuz. Yani mikrofonları bu şekilde kaydediyor. Şimdi gelin telefonun birazcık da donanımından bahsedelim. Çünkü donanım tarafında da iddialı özelliklerle birlikte geliyor telefon. Sadece katlanır olması değil olayı. Piyasanın en iyi 5G destekli mobil işlemci yongalarından, mobil işlemcilerinden bir tanesini içinde bulunduruyor telefon. 865 Snapdragon 865 Plus'la birlikte geliyor. 3.1 GHz'e kadar hıza sahip bu işlemcimiz bildiğiniz gibi. Aynı zamanda da Adreno 650 GPU içinde barındırıyor grafik işleme birimi olarak da. 512 GB'lik UFS 3.1 destekli bir
hafızaya sahip kendisi. Bunun yanında da 12 GB'lık da bir RAM'imiz var. Dediğim gibi telefonun donanım açısından bizlere her türlü şeyi vaat ediyor ve bunu da karşılıyor. Android 10'la birlikte kutudan çıkıyor arkadaşlar. Tabii ki de güncellemeleri de almaya devam edecek. Yeni bir cihaz sonuçta. Bunun yanında bataryadan da bahsetmemiz gerekirse ilk Galaxy Fold'da bildiğiniz gibi gövde iki eşit şekilde bölünmüş bataryamız vardı. Bir tane sağ tarafta, bir tane sol tarafta bulunuyordu. Tek bir batarya gibi çalışıyordu bunlar. Birbirleriyle senkronize bir şekilde çalışıyordu. Bu tasarım anlayışı tuttu arkadaşlar. Samsung Fold'da bu konuda herhangi bir sorun yaşamadı. Aynı şekilde Fold 2'de de bu batarya sistemini görüyoruz. Tabii ki ekranımız büyük olduğu için 4500 mAh gibi bir batarya yeter mi yetmez mi diye düşünebilirsiniz. Batarya konusunda yine ön bakışta bir şey söylemek yanlış olur. O yüzden net bir şey söylemeyeceğim arkadaşlar. Ancak üzmeyeceğini tahmin ediyorum bataryaların. Şimdi gelin hem videonun sonuna doğru geçelim hem de son sözlerimizde fiyattan bahsedelim her zaman olduğu gibi. Fold 2 Türkiye'de zaten birçoğunuz biliyordur arkadaşlar fiyatını. Şu an 19.999 TL'lik yani 20.000 TL'lik bir fiyat bandında satılıyor. Tabii ki yanında işte belli ön siparişlerle vesaire alırsanız Galaxy Buds Live gibi şeyler de hediye ediliyor. Bunu da bahsedelim. Şunu da söyleyelim. Piyasada katlanabilir telefonlar günümüzde hala çok pahalı. Hala biraz emekleme aşamasında olduğu tartışmasız bir gerçek bence. Hani alın almayın vesaire bu tarz bir tavsiye vermek yanlış olur. Çünkü dediğim gibi 20.000 TL çok ciddi para. Hani katlanır bir telefon için yanıp tutuşuyorsanız ve cebinizde parayla ilgili herhangi bir sorun yoksa almaya değer. Ön bakışımızın da böylece sonuna gelmiş olduk arkadaşlar. Sizler cihaz hakkında ne düşünüyorsunuz? Mutlaka yorumlar bölümünden fikirlerinizi bizlere ulaştırın. Ayrıca şurada bir beğen butonumuz var. O butona basarak da videomuzu beğenebilirsiniz arkadaşlar. Başka bir webtekno videosunda görüşmek üzere diyelim. Hoşça kalın. Ekranda duran bağlantıları tıklayarak bambaşka webtekno içeriklerine ulaşabilir. Ayrıca hemen ortadaki bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz.